Evet, All-Star League of Legends 2016'da Barcelona'da birinci günün son karşılaşmasıyla tekrardan karşınızdayız diyelim. Son maçın adı Kore ile Tayvan Ligleri karmaları karşılaşacak ve bizler de bunu hep birlikte izliyor olacağız. Ama şu ana kadar 3 tane maç gerçekleşti ve 7 tane birebir karşılaşmaları izledik. Bakalım günün şu ana kadar geldiğimizde puan durumu nasıl gerçekleşmiş, bir ekrana verelim. İşte şu anda görüyorsunuz, Ateş takımının 100 puan topladığını görüyoruz. Öte yandan Buz takımının da 150 puan topladığını görüyoruz. Tabii şunu söylemek lazım, birebirdeki puanlamalar en son verilecek. İlk 4'e giren takım, ilk 4'e giren oyuncular puanları hem Buz hem de Ateş takımına dağıtıyor olacaklar. Dolayısıyla ilk günün sonunda birebir de kazananlar herhangi bir puan takviyesinde bulunamıyorlar gruplarına. Bunu da belirtelim. Bakalım neler olacak. Şimdi hemen maçı değerlendirelim. Hızlı bir şekilde neler diyeceksiniz? Konuşacağım. Ben konuşayım bu sefer, tamamdır. Yani Kore'nin favori olacağından zaten aradan önce bahsetmiştik. Burada baktığımız zaman şimdi şöyle bir durum da var. Bazen bölgeler bu tarz All-Star maçlarına, yani mesela Kuzey Amerika olsun, Avrupa olsun, en iyi oyuncularından ziyade böyle en çok sevilen, en beğenilen oyuncularını da gönderiyorlar. XPK mesela, yani en iyi orta koridor oyuncusu değildir şu anda kesinlikle. Sen olsan kimi gönderirdin onu? Frogan diyeceğim ama Kuzey Amerika'da oynuyor. Onun dışında... Febiven olabilir. Rio olabilir. Rio mesela olabilir. Rio olsa tamam derim. Veya Giants'ın orta koridoru da mesela olabilir. O da Knight, yine oldukça iyi bir oyuncu. Ama Kore'ye baktığımız zaman şimdi ortada Faker var. Üstte Smeb var. Altta Prey var. Prey çok sayılıyor zaten. Çok sevilen, bir yandan da hakikaten çok iyi bir oyuncu. Evet. Yani alt kademelerde bir oyuncu değil. Destekte kim vardı bu arada? Madlife. Madlife mesela. Belki de tek göze çarpan. Hani o bölgenin en iyi desteği değil de Gorilla, beğenilen desteklerinden bir tanesi diyebileceğimiz oyuncu. O yüzden evet, çok tehlikeli bir oyuncu. Dünya şampiyonasında hatırlarsanız ilk en iyi 20 oyuncu sıralaması vardı ve sürekli spekülasyonlar oluyordu. Birinci Smap'ti, ikinci Faker'dı. Acaba bu doğru mu vesaire derken... Bir iki ay geçti. İkisi aynı takımda denk geldi. Bakalım nasıl performans gösterecekler. Tabii kim karşılaşmak ister? Bir bakımdan prestijli, bir bakımdan kazanmak zor. Oyuncular farklı düşünüyor. Bakalım Albis neler demiş Kore takımı hakkında. Ona ilişkin videomuz var. Tekrardan birlikte olacağız. Bu能跟那些LCK他们同队的话就是还蛮可惜的因为我没有跟他们一起玩过那不过当对手的话也就是蛮荣幸的就是可以跟他们 打对线那些的，所以就换队的话，其实应该还好，就是主要是可以开心的跟他们打一场，就觉得蛮开心的。 Bir maçta onlara karşı oynarken eğlenebilirsek mutlu olacağım diyor. Sence bu olacak mı bu maçta? Yani inşallah olur onlar adına ama asıl sıkıntı burada aslında üst koridorda patlayacakmış gibi geliyor bana Tayvan ekibi. Onun dışında Maple'ın performansı hiç de fena değildi en son onları izlediğimiz turnuvaya baktığımız zaman. Yine Kars'a takımı zaten hani yıldız oyuncusu görünümünde. O yüzden yani eğer bir yerden bir şey kopacaksa ben üst koridor olacağını düşünüyorum. Peki nasıl bir taktik izleyecek Kore Karmas? Kendi oyununu mu oynayacak yoksa biraz daha eğlenmeye yönelik normal yani işe açın? Muhtemelen oyunu zaten eğlenecekler dakika ondan sonra. Eğlenecekler. Eminim o hale gelecek yani, gözüm. Yani. Kompozisyonu yine yani kazanmaya yönelik kurabilirler bir ihtimal. Yani üst koridorda Smeb, Poppy oynayabilir mesela. Açıkta kalırsa seçilecek şampiyonlardan biri olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Poppy'nin en kuvvetli üst koridor şampiyonlarından bir tanesi. Onun dışında ama benim de en merak ettiğim Faker ne seçecek? Aynen. Evet. Ve Prey ne seçecek? Yine bir Twitch belki görebiliriz. Evet, bu soruların cevabını artık öğrenme zamanı geldi. Günün son maçı için sözü sunuculara bırakma zamanı geldi. Analiz masasına birebir karşılaşmaların sunumundan ve yorumlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Günün son karşılaşmasıyla tekrardan karşınızdayız. Kore temsilcisi Tayvan'a karşı oynuyor. Bu starların hakkında, bu karşılaşma hakkında ne düşünüyorsun? Yani Kore zaten dünyanın en iyi işte bölgesi şu an. Smeb, Bengi, Faker, Prey, Madlife beşlisiyle Kore starları bu karşılaşmaya çıkıyor olacak. Tayvan ekibinde ise Zivkarsa, Maple, BB ve Albis. Tayvan'ın takımı da yani hiç fena değil gerçekten. Özellikle üst koridor, ormancı, biraz alt koridorlarında hani çok çok iyi olmadığını söyleyebiliriz. Ama orta koridoru yani Kars'a, Maple, Ziv üçlüsü çok çok iyi bir üçlü. Yani hakikaten çok güçlü bir üçlü. Ama Kore açık ara dünyanın hani en önemli ligi. Zaten burada kendi takımı dışında Kuzey Amerika'da iki tane, Çin'de bir tane Koreli var. Yani başka bölgelerin en iyi oyuncuları da bile onlarından gidiyorlar. Ama tabii All-Star organizasyonu sinerji, işte hazırlık ve
şu andaki form durumuyla da daha alakalı olduğu için. O yüzden hemen Korelileri ya zaten adamlar çok iyi deyip birinci ilan etmeyelim. Çünkü form durumu vesaire gibi konular önemli olacak. Üstüne üstlük biraz evvel Scarlett bahsediyordu. Bazen hani en iyi oyuncuları deyip en popüler oyuncuları yolluyorlar diye. Ha mesela Mad Life eski formundan çok ama çok çok uzakta. Zaten geçtiğimiz sezon takımı küme düştü Mad Life'ın. Yani Mad Life belki de League of Legends tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 2-3 desteğinden biri ama şu anda o günlerden çıkıyor. Keza Bengi de hani çok en üst düzey ormancılardan değil. İşte Peanut varken, Score varken onun gelmesi de ilginç ama sonuç itibariyle Faker var, Smeb var, Prey var. İkisi bile yeter zaten. Bir Prey de var. Tamam bitti zaten. Yani ondan sonrası nasıl konuşuyoruz yani? Peki sence Madlife eski günleri yad edip bir trade seçimi gösterir mi bize? Ha bak o olabilir. Yani hele bu maçtayken böyle hani maçın nasıl derler? Önemi demeyeceğim de farklı hele ki yani belli bir meta yokken, belli şampiyonların seçilmesi çok zorunlu değilken olabilir. Yani trash'le efsane olmuş Madlife belki de gösterebilir. Olabilir. Ben onu bekliyorum. Eğer ya Koreliler genelde öyle şey yapmıyor ama çok uzun zamandır görmediğimiz Smeb'in Fiora'sını görebiliriz. Ki o da yani belki tabii ki bir Mad Life'ın trash'i kadar kendini kabul ettirmiş bir isim değil ama Smeb'in Fiora'sı da çok çok efsane. Evet ve seçim yasaklama ekranına geçtik. Günün son maçında yani bu kadar karşılaşmada Rengar seçimi olursa günün son maçında da ilk yasaklamadan Kore ekibinden geliyor. Diğer tarafta hemen LeBlanc yasaklaması geldi. Tayvan temsilcisinden. Yine bir karma bekliyorum derken ilginçtir. bence biraz Madlife'a şey olsun diye, espri olsun diye yaptılar. Hani hala Smeb seç yani yasaklamaları bir numaralı oyuncu yapıyor. Smeb bence Madlife'a espri olsun diye yaptı bunu. Syndra beklendiği gibi yasaklanıyor. Smeb görüntüde. Bakalım bir karma yasaklaması gelebilir. Eğer gelmez ilk seçimden karma geldiğini de görebiliriz. Emin değilim ya. Karma evet iyi hoş da çok öyle peşinde koştuğunuz en özel şampiyon mu? Ondan emin değilim. Yalnız uzun süredir görmediğimiz yasaklamalar geliyor Kore temsilcisinden. Diğer tarafta son yasaklama Ryze geldi. 3 tane orta koridora odaklı yasaklama. Ama Faker'ın şampiyon havuzu Pasifik Okyanusu gibi olduğu için ne kadar yasaklayınızı yasaklayın bir şey olmaz. İlk seçimden Nautilus. Tamam Nautilus çok iyi ama yani ilk seçim ilginç. Smeb özellikle herhalde istedi diye düşünüyorum. Madlife de alabilir tabii hala. Yani hala desteği gidebilir ama üst koridora gitme ihtimali daha yüksek. Evet Kars'a Lee'sini kilitledi. Bu arada Kore tarafında espriler havada uçuşurken çok daha ciddi bir seçim yasaklama ekranı geçiriyor Tayvan. Derken orada da bir şeyler döndü bu aralar. Orada da Kars'a koptu. Evet yanına bir de Poppy gelebilir. Ki artık Poppy de yavaş yavaş özellikle Jayce'in Dünya Şampiyonası'nda metada kendine yer bulmasından sonra ona karşı iyi bir seçim olarak o da eski metadaki yerini almaya başladı aslında. Çünkü yani öyle bir tane önemli yeteneği var ki o sağlam duruş yeteneği takım savaşlarında veya ikili üçlü çatışmalarda o kadar büyük fark yaratıyor ki artı sağlam duruş dışında muhafızın hükmü de aynı şekilde. Mesela rakip baron yaparken baronun yanına gidip muhafızın hükmüne iki kişi yolladığın zaman 5-3 takım oluyor savaşıyor evet. Bir anda. Yani koridor aşamasında gerçekten çok çok kötü duruma düşmedi sürece Poppy her zaman seçilir. Bu arada Twitch ve Rek'Sai anında kilitlendi. Prey Twitch oynayacak. Evet Kore'nin de belki en ünlü nişancısı Twitch. Twitch deyince akla gelen ilk bölge. Twitch konusunda yani Twitch gerçekten önemli ama Twitch esas Çin'in daha çok sevdiği bir şey. Ama tabii iki sezon önce özellikle Imp Twitch'le neler yaptığını unutmayalım. Bir süredir Çin Twitch'in şeyliğini, hamiliğini üstlenmişti ama Prey'de çok uzun zamandır Twitch oynarken görmemiştim. Bakalım. Evet, uzun zamandır Bard'ı da görmüyoruz. Şu anda evet. Jhin Bard üzerinde duruyor. Tayvan ekibi. Ve bu ikili gelecek zannediyorum ki. Jhin Bard gerçekten iyi bir ikili zaten. Bard'la Jhin'i kilitlediler şu anda ve orta koridoru
son seçime bıraktılar. Kırmızı tarafta olan takımların yalnız genel olarak stratejilerinde. Şimdi hangi desteğin seçileceği çok önemli. Çünkü Jimbar çok baskın bir koridor ve Twitch'i biliyoruz. Twitch'in koridor aşaması felaketle korkunç arasında bir yerde. Jimbar hem ikili olarak baskın bir koridor. Ayrıca Barcine karşı çok iyi bir seçim. Evet, evet. Bunu aynı anda kitleyerek aslında olası bir kontra seçimi de engellemiş oldu Tayvan burada. Nautilus desteğe mi gidiyor yoksa? Nautilus desteğe gidiyorsa orta koridoruna gidecek. Gerçi Faker bu yani. Rexa'yı ortaya koridoru dağılsa hiç kimse şaşırmaz herhalde. Yani Olaf orta koridor oynadığı zamanı bile hatırlıyorum ben. Pirey'in de aklı suikastçı modda kalmış sanırım. Master'ı gösteriyor. Master iyi orta koridor. Master iyi orta koridor ama maçı taşıdı bir de yani. Ama yani ikisini kıyasladığımızda sanki Olaf biraz daha ilginç gibi. Evet. Bu arada evet Nautilus gerçekten desteğe gidecekmiş. Madlife böyle bir çıpa sallama konusunda Thresh'in çıpası kesmemiş. Nautilus çıpaları sallayacak artık. Ben de bir Blitzcrank bekliyordum aslında. Ama Nautilus çok da Thresh'e yetenek kiti olarak benzeyen bir şampiyon. Ve Madlife'ın da bu tarz şampiyonları oynadığını zaten yalnız herkese kanıtladığını biliyoruz. Böylelikle seçim yasaklama tamamlanmış oldu. Katarina geldi Maple'dan. Maple da bu arada gerçekten dünya çapında çok özel bir orta koridor oyuncusu. Değişen Katarina ile kendini çok iyi hissediyor demek ki. Çat diye düşünmeden Katarina'yı kilitledi. Elemesi Tayvan bölgesini yabana atmamak lazım Maple. Çünkü gerçekten çok değerli bir orta koridor oyuncusu. Katarina'ya da bu kadar üzerine atlaması gerçekten çok çalıştığını gösteriyor. Tabii dünyanın en iyi 2-3 Victor oyuncusundan biri. Yani Faker zaten gelmiş hiçbir şey en iyi oyuncu ama hani iyi şampiyonları var, daha az iyi şampiyonları var. Faker'ın en iyi şampiyonlarından biri Victor. Bakalım yani ama Katarina'yı bu kadar kendine güvenle seçmesi bir orada bir sürpriz bizi bekliyor gibi geldi bana. Yani bu çok güvenerek seçti çünkü. Evet bir de takımında Bart olduğu için aslında bir sinerji eksikliği durumunda İşler tam tersine dönebilir çünkü Katarina'nın tam girip böyle milleti toparlayacağı dakikalarda yanlış bir Bartolis'iyle olaylar da tersine dönebilir. Ben koridor aşamasını merak ediyorum. Özellikle Victor erken aşamalarda istediği hasarı çıkaramazken Katarina acaba onu rahatsız edebilir mi? Koridor aşamasında ne olacağını çok merak ediyorum aslında. Ben de Sihirdağ videolarını son anda göremedim. Sence Katarina ışından mı tercih eder yoksa daha farklı tutuştur gibi koridor Sihirdar'ın söylediği. Valla Katarina seçmişken al bir tutuştur be abi derler. Ama Katarina da Işınlan'la birlikte gidip olmuşları toplama konusunda da çok başarılı bir şampiyon. Maple Işınlan tercihinde bulunmuş. Ben daha vizyonum dar benim. Ben Faker kesmeye odaklandım. Amaç Faker. Ve günün son maçına geçtik. Mavi tarafta Kore ekibini, Kore yıldızlarını, kırmızı tarafta ise Tayvan yıldızlarını izliyor olacağız bu karşılaşmada. Yalnız şunu hatırlatalım. Alt koridorda hatırlayacaksın Twitch inanılmaz zorlanmıştı daha önceki maçta. Ashe'ye karşı. Zyra'ya karşı. Ashe Zyra'ya karşı. Yalnız Twitch Nautilus'te bu koridorda Bard'ın yeni kostüm mü? Bu vahşi batılı Bard mı? Vallahi bilmiyorum ben bu Bard kostümü ilk kez gördüm. Yasuo yandırdı bana şapkası. Bana da Gangplank yandırdı ama ben bu Bard kostümü ilk kez görüyorum şahsen. Vay güzel. Her gün yeni bir bilgi. Aynen her gün yeni bir bilgi. Yalnız onu söyleyecektim. Twitch Nautilus koridorunun hiç şansı yok. Yani hiç. O yüzden oraya mutlaka Bengi'nin iyi göstermesi gerekecek. Fakat diğer tarafta Smeb'in tabii biz Fioras'ı derken Smeb'in Rumble da efsanedir. Ve Poppy'nin canını çok sıkabilir Rumble. Orada da alt koridorda avantaj mutlak bir şekilde elemeste. Üst koridorda ise mutlak olmasa da ciddi bir Kore avantajı olacağını belirtelim. Evet. Ve ormancıları sıklıkla üst koridorda görebiliriz bu karşılaşmada. Özellikle erken safhada ve Karsa kırmızı güçlendirmeye çarp kullanmayı tercih etti. Diğer tarafta Bengi çarp kullanmadan kırmızı güçlendirmesini alıp kayacılılara geçiyor. Ve kayacılardan sonra da 3. seviye olacak. Hemen 3. seviye olur olmaz alt koridora gidebilir. Alt koridor daha 2 bile olmadan. Anahtar kabiliyetlerde ekranlara geliyor Faker. Güç aktarımıyla başladığı için çok rahat bir takas yaptı. Bir de ışınıyla birlikte Maple'a %20'ye kadar hasar verdi orta koridorda. Alt koridorda ise tahmin ettiğimiz üzere Jhin ve Bart ikilisinin üstünlüğünü
en azından takas konusundaki üstünlüğünü görüyoruz. Bengi şimdi rakip ormanı mavi güçlendirmeyi ilerliyor. Bir totem bıraktı oraya. Valla ben hiç bard oynamıyorum ama bu kostüm çok iyiymiş. Karsan'ın nerede olduğundan haberdar Kore ekibi ve Bengi de kendi ormanına geri döndü. Orta koridorda şu ana kadar neredeyse hiç minyon alamamış Maple. Bakalım buradaki minyonların kaç tanesini alabilecek. Baker de yalnız kuşatma minyonunu kaçırdı. Şu anda bir hayli dürtüldü Maple. Can iksirini de kullandı ilk takasla. Tabii Doran kalkanı olduğu için belli bir ekstra can yenilemesi var. Ama hiç şeyi kalmadı. Hiç iksiri kalmadı. Dördüncü seviye oldu Victor. Bu koridor aşaması hiç iyi gitmiyor açıkçası. Şu anda Karsa geliyor orta koridora bir baskına. Faker bir hayli dürttü Maple'ı. Tutuşturu olsaydı Maple gri ekrana bakıyordu muhtemelen. Ve Faker koridoru olduğu gibi bırakıp üstüne dönüyor diyecektim ki burada daha iyi bir hedef var. O da mavi güçlendirme. Bengi ilk mavi güçlendirmeyi Faker'a bırakacak. Şimdi alt koridoru arkadan çok iyi bir noktadan geliyor Karsa. Çıpasıyla Madlife Karsa'yı yakaladı. Prey'in sıçra kullandığını görebiliriz burada. Bakalım hedef kim olacak? Madlife'a kullanılan trajedi diye çok iyi sıçrattı Madlife ve sadece tek bir sihirdar büyüsü kullanarak buradaki baskını savuşturuyor. Madlife Prey ikilisi. Yalnız Madlife Prey ikilisi nasıl yaptılar da bu koridorun kontrolünü ele geçirdiler ben onu anlamadım. Yani ittirmiş olan koridor kontrolünü elinde tutan tarafın Tywin olması gerekiyordu. Şimdi Faker dürtülü. Tabii Maple orta koridor ışınlanıyla geldiği için çok fazla minyon kaçırmadı ama bir aile hasar aldıktan sonra tekrar üstüne dönüyor. Yine kuşatma minyonunu kaçırdı Faker. Zannediyorum ki alt koridorda ilk dakikalarda izlediğimizde şöyle bir senaryo vardı. Albis de Bibi rakibi dürten ama koridoru ittiren tarafta Madlife ile Prey'di. Ve Madlife ile Prey sadece minyonlara odaklandığı için çok iyi bir kontrol hakimiyeti sağladılar ve o Karsa'dan gelen baskından tek bir sıçrayla kurtuldular. Valla gayet başarılı bir oyun. Yani ben oyunun başarısına söyleyecek laf yok ama Twitch Nautilus koridoruyla Jin Bard koridoruna karşı eğer koridor kontrolünü ele geçiriyorsanız ayakta alkışlanır yani. Çünkü Nautilus erken aşamalarda gerçekten yani etkisi çok düşük. Erken seviyelerde tamam 5. 6. seviyeden sonra tamam da ilk 3 seviyede falan Nautilus... Madlife burada savaş istiyor. Bibi'nin üzerine de çıpasını da tutturdu. Albis'ten bir sihirli yolculuk açıldı oraya ama oraya gitmeyi tercih etmiyor bu ikili. Yarı canını kaybeden bir Jin var. Madlife'ın çıpası geldiğinde bir kere daha savaş isteyebilir burada. Trajediyle Prey'i durdurdu arka taraftan. Çok iyi bir noktadan geliyor Bengi. Sıçrasını kullandı Albis ama onu havaya kaldırdı Bengi ve ilk kan Prey'e gidiyor. Prey de mesafe kapatmak için bu arada şifasını kullandı. Aynı şekilde BB de şifa kullandı. Ve ilk... Yani Rex'i sıçra bile kullanmadan skoru aldırdıysa zaten... Her şey istedikleri gibi gidiyor demek. Karsa geliyor ya. Minyona gitti ama Faker bu ses dalgasının hasarını yemedi. Çok iyi bir noktaya kaçtı Faker. Bir de çekim alanı geliyor. Bir sonraki hedef Karsa. Yani baskın yapan taraf burada Tywin ama rakibi kovan taraf Faker. Sen kime baskı yapıyorsun evladım? Faker bu. Bu arada Karsa yatsın kalksın belki de milisaniye farkla çekim alanında sersemlemekten kurtuldu. Hı hı. Yani orada skoru çıkarıyordu Faker. İşte burada Albis sıçrayı atsa da hiçbir şey fark etmiyor. Az önce sihirli yolculuğunu da kullandığı için hatırlayacaksın bir önceki evet. Takasla. O yeteneği de bekleme süresindeydi ve yapabileceği hiçbir şey yoktu artık. Üst koridorda neler olmuş öyle bakacak olursak eşit bir koridor aşaması olduğunu söylemek lazım. Hatta Simeb'in bir minyon dalgası kadar üstünlüğü var. Aslında eşit değil çünkü Simeb'in daha ışınlanı duruyor. Ziv tabii. Işınlanı bekleme süresinde ve bir kere daha üstüne gitti. Düzeltelim burada. Simeb'in ciddi bir üstünlüğü söz konusu. Alev ejderi oyunun ilk ejderi. Yani özetle oyunun her yerinde Kore ekip temsilcisinin üstünlüğü var. O hiç olmaması gereken alt koridor dahil. Peki Faker'ın eşya tercih hakkında ne düşünüyorsun? İlk Ionia çizmesi yanına bir tane Yakut kristal. Katarina'nın anlık hasarına karşı ve işte pozisyon almasına karşı. Bu arada bir ışından totemi geldi oraya ama şu an için kullanmayı tercih etmedi. Bengi, Albis'in üzerine gidiyor.
Ama çok da zorlamadı şu an için. Simep hemen geriye çalıya çekildi. Buraya bir ışınlan pozisyonu olmasına karşın. Ya şöyle Fekir'in eşyalarını İonya çizmesini anladım ama Yakut Kristal ilginç geldi gerçekten. Ya, İonya çizmesi anlaşılabilir. Yani Riley'e gideceği için cebinde de öyle bir altın olduğu için muhtemelen Yakut Kristal almayı tercih etmiştir. İlk eşya mı Riley yapacak? Yani çekirdekten sonra muhtemelen. Okey. Çekirdeğini geliştirdi ama değil mi? Tam görüyorum. Yok, şu an çekirdeğini geliştirmedi. O yüzden sana söyledim zaten. Çekirdeğini geliştirmeden İonya çizmesi ve Yakut Kristal aldı. İşte o saç, o tuhafmış ama Faker'ın hikmetinden sual olunmaz diyelim. Ama yani... çünkü çekirdeği ikinci aşamasını bekletebilirsin. Üçüncü aşamasını da bekletebilirsin ama ilk aşaması çok 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 önemli. Ve şunu da söyleyelim. İonya çizmesi 1000, Yakut Kristal 400 altın. Yani tabii çekirdeğini tabii geliştirebilecek altın tabii olmasına rağmen böyle bir tercih. 1250 altın çünkü yani... Hayli tuhaf bir tercih Faker'dan. Ama dediğimiz gibi Faker'ın vardır bir bildiği. Bunu da koyar mıyız ilk 5 harekete Karsan'ın? Şeyden, Afrum'un sıçrasından sonra. Afrum'un sıçrası çıtayı öyle bir noktaya koydu ki. Artık yani, bunlar fosafis var. Ya bu hatta başarılı kalıyor. Kule altı bir baskın var. Kars'a kendini affettiriyor en azından. Tabii Ziv'in başarılı oyunundan sonra East Corridor'da bir skor çıkarmayı başardı bu kili. Alt koridorda ise yine bir takas. Çok iyi tuttu orada. BB ama sirgeçi tekrar devrede. Neyse ki o Rek'Sai tüneli değil. Bir kez daha geçebiliyorsunuz kitle kontrole maruz kaldıysanız bile. Yaz Madlife süper ya. Sirgeçin başında tuttu. Tamam abi siz gidin bırakıyorum dedi. Bilekleri kontrol etti resmen. Bu arada tabii burada yakalanırsan sıçra üzerine kahraman hücumu. Lee Sin zaten... Şimdi alt koridora bir ışından gelmişsin hepten. Ultisini güzel bir noktaya kullandı. Ve Albis skorda Frey'e gidiyor. Bitkinliğini kullanmasına rağmen Albis çok fazla hasar aldı orada. Beam'in de sıçrasını kullandığını görebiliyoruz. Albis 0-2-0'a geldi. Orada şeyin hayatta kalması büyük şans açıkçası. İkisini birden yani BB'yi de alabilirlerdi. İkisini birden alabilirlerdi. BB en azından kurtuldu. Koridorda çok ciddi bir minyon farkı var. 81-55. İlk kule altında geliyor galiba. İlk kule altını burada Smap ile Pire ikilisi paylaştı. Bakalım Alev Ejder'ine yönelecek mi Kore ekibi? Oraya sinyaller geliyor. Faker'da ultisini kullanarak oradaki minyonları ittirecek. Bir ışından geldi Maple'dan. Direkt olarak Faker'ın üzerine gitti Maple ama yani şu anda hasarı yeterli değil. Minyonu manası yok yalnız Faker'ın. Evet, ultisini de kullandı Maple. Biraz çaresizlik ultisiydi. Bu arada Kars'a Albis ve BB üçlüsü Alev Ejder'ine başlıyor ve bunu alacaklar. Yani orta koridorda Faker'ın manası olmadığı için ve Maple ışından kullandığı için zannediyorum ki burada bırakmayı tercih etti Kore ekibi. Sen ne düşünürsün? Bence de öyle. Çekirdeği geliştirdi şimdi Faker. Daha önce gelişti. Yani dediğim gibi Faker'ın vardı bildiği. Ama oyunun kontrolü hemen hemen her noktada Kore temsilcisinin elindeyken bu Alev Ejder'i için organize olamamaları ve açıkçası bir şekilde bırakmak zorunda kalmaları da peki o iyi ölçüp biçen hesabını çok yapan Kore ekolüne pek yakışmadı diyelim. Ha olabilir ama yani bu kadar oyunu kontrol ederken bırakmış olmaları, kaptırmış olmaları Alev Ejder'i ilginç. Evet, Smap'te Faker orada mavi güçlendirme alması için yardımda bulunup tekrar koridoruna geri dönüyor. Şimdi yalnız orada nasıl oyunlar var? 4 kişi toplandı Tayvan ekibinde. Of. Bunu yalnız Madlife'la Prey gördüm ve abi kaç. Hepsi burada dedi. Aynen. Kaç abi kaç. Peki niye çalı da beklemedi acaba oradaki üçlü? Yani çünkü orada diğer atlamanın peşindeydiler ama. Muhtemelen diğer taraftan Bengi'nin geleceğini tahmin ediyorlardı. Onlar Bengi'ye hazırlık yapıyorlardı. Ama yine de çalının içine bekleseler ne kaybederler değil mi? O zaman muhtemelen Prey ile şeyi de alabilirlerdi. Prey ile Madlife alabilirdi. Orta koridor Faker üzerine ultisini kullandı. Faker sıçramayı tercih etmedi. Yalnız Albis'in kullandığı sıçrayla Cosmic Power'da isabetli olmuyor. Faker'ın ultisi ilk hasarını vermedi ama daha sonra biraz hasar bıraktı Karsan'ın üzerinde. Yalnız Victor ultisini, Kaos Fırtınası'nı Faker kadar bonkör kullanan azdır.
Şimdi Maple Faker'ın üzerine atıldı. Faker'ın sıçrası yok. Ama zaten Madlife hemen yakınındaydı Faker'ın ve Karsan'ın bu baskın girişimi herhangi bir sonuca ulaşmadı. Prey birebir istiyor. BB'nin şifası var. Hasar yetecek bakalım, sıçradı ve son vuruşu Prey yapmayı başarıyor. Ultisi bitmek üzereyken, o menzili normale dönmek üzereyken birebir de skoru aldı Prey. Şimdi Karsa ve Maple'ın da çok az canlı oradan uzaklaştığını görüyoruz. Kore ekibi, Kore yıldızları her koridorda üstünlüğünü rakibine hissettiriyor. Bir de kırmızı güçlendirme çaldı Bengi. Rakip ormandan Simeb'in yardımıyla birlikte. Yani o birebir de Twitch'in cinden aldığı skor da, hele şu aşamada yani coşku yeni bitiyor, coşkusuzdu. O kadar eşyayla, yani daha ilk de eşyasını bile tamamlamamış bir Twitch'le müthiş yaptı Prey. Madlife'ın da çok iyi bir iş çıkardığını söyleyelim şu ana kadar. Faker, ya Bengi dışında, ya Bengi de kötü oynadığından değil, yani Bengi çok ekstra bir şey yapmıyor. Onun dışında her koridorda muazzam işler var. Kayıcıların bir tanesi ne oldu? Aileden uzak mı kalmış? Aileden ayrı mı kalmış? O ayrı düşmüş ama daha sonra da kendi kendini yok etti orada. Şimdi orta koridora bir sürpriz var. Maple, bir de Naturus ultisi geldi. Nasıl çıkacak oradan Maple? Hiç mümkün değil. İlk önce dengeleyici, daha sonra arkadan gelen hasar. Skorda Prey'de kalıyor. 4-0-0'a geldi Prey. 4 skorun 4'ü Prey'de. Tekli dereceli de böyle durumlarda orta koridor şey yazıyor. Abi 4 ulti kullanırım. Yuh diyor, yazıyor. Her şeylerini attılar. Aynen. Ama yani Faker'ın, Prey'in ultileri duruyor. Ya 2 ulti yetmedi. 2 ulti yeter sana. Orta koridor kulesinin canı bir aile azalmış durumda. Bu da oyunun kırılma noktası olabilir en azından erken safhalar için. Valla şöyle söyleyeyim. Birebirdeki Twitch'in kapışmasında, yani Twitch'in artık bu kadar üstüne hale gelmesi bence o kırılma orada noktasını götürüyor. Orada çipa kaçtı. Karsa koruma içgüdüsüyle uzaklaşmaya başarıyor. 4000 altına farka geldik çünkü. Yani bir Kore takımının bu kadar önde olduktan sonra maç kaybettiği pek kolay gözükmez. Gerçi Elements her zaman Kore'nin panzehiri olarak bilinir. Yani Korelileri belli bir oranda düzenli diyebilecek kadar yenebilen tek bölge ama söyle işte. Burada Maple'dan çok agresif bir hamle. Güzel bir şekilde tekrar oradan uzaklaşmayı başardı. Maple'dan harika bir oyun. Yeni Katarina'nın yeteneklerini gösteriyor ve Karsa Faker skorunu almayı başardı. Bengi'nin hala sıçrası var, bunu hatırlatalım. Bir ses dalgası daha tuttu. Çok kötü bir sıçra Bengi'den. Ve burada skor da Maple'a gidiyor. Bir de kırmızı güçlendirme. Sen tam panzehir derken bunu gösterdi bize Tywin ekibi. Valla Maple'da Katarina'ya, yeni Katarina'ya çok hakim olduğunu burada muazzam gösteriyor ya. Kaç tane şumpo kullandı orada? 3 tane kullandı. 3 tane. Çünkü sürekli hançeri yerden alıyor işte. Yeni Katarina mekanikleri Maple çok hakim olduğunu gösterdi burada. Yani Faker Bengi ikilisini Karsa Maple Karsa Maple ikilisi, Faker Bengi ikilisini baya baya tuzağa düşürdü. Ama skorda çok... orada yine 2-2 bir durum var. Bitkinlik kullandı Prey üzerine. Arka tarafı ışından geliyor. Şimdi Bartolus iki kişiyi birden tutmayı başardı. Hem Maple hem de Ziv orada. İki skor daha çıktığını göreceğiz. Maple bir skor daha aldı ve 2-1-2'ye geldi burada. Şimdi Albis, Maple ve Ziv üçlüsü burada. Bakalım gidecek mi vade alametini almaya? Ama hayır, üst koridor kulesini tercih edecekler gibi görünüyor. Harbi bile Albis zannediyor ki alt koridordaki minyonları almaya gidecek ama bir anda toparladı Tywin durumu. Hem de toparlamak. Burada aslında ava giden avlandı biraz. Çift ışından var. İkisine birden gerek yoktu. Albis siz durun abi. Bizim ışından anan arkadaşlar geliyordu. Smeb de aslında ışınlanmış ama bakmış duruma bir süzmüş. Aman abi. Size bizi bırak sen git demiş. Aynen aynen, orada. Aynen aynen. Smeb de abi ben gelmeyeyim isterseniz demiş. Çünkü o Bard ultisinden çıktıkları zaman O gidişin dönüşü yok, o belli oldu. Aradaki altın fark 2500'e kadar geriledi ama 2500 altın geride olsa da Tywin bölgesinin çok önemli bir alev ejderine sahip olduğunu unutmayalım. Evet, bir de bulut ejderi geldi yanı sıra. Orta koridorda Maple'da ilk eşya olarak Ryle'nin kristal asasını tamamladığını görüyoruz. Bir de Negatron pelerini bulunuyor. Yanında cehennem asası gelecek. Zaten Katarina ile minyon almak menzilli şampiyona karşı çok kolay değil, hele karşınızdaki Faker'sa. Bu aldı skorlarla, o da kendine geldi, oyuna döndü tekrar. Ki yani şu anda geride kaldığı 25 milyon da hiç kötü bir performans değil. Gayet iyi bir
koridor aşaması geçirdiği söylenebilir. Yalnız Bengen'in şu ana kadar oyuna etkisi son derece düşük. Yani en azından Karsa'ya kıyasla. Şimdi Frey orta koridordaki minyonları temizliyor. O da Runan kasırgasını tamamlamış. MK kılıcı ve kazması var çantasında. Bir sonraki aşama tabii ki ebedi kılıç. O bittiği zaman zaten 1400-1550 altın galiba öyle bir şeye ihtiyacı var. O bittiği zaman bir anda çok daha korkulacak bir Twitch olacak o. Evet, BB de cam biçenini tamamlamış durumda. Ama şu anda biraz daha işlevsel olarak ultisi ile uzaktan savaş başlatma veya uzaktan hasar vermek adına şu dakikalar takımına katkıda bulunacak. O da üçüncü eşyasını tamamladıktan, ebedi kılıcını tamamladıktan sonra o kritik hasarları gerçekten can yakabilir. Şimdi Albis, Karsa ve Maple üçlüsü üst koridorda çok iyi bir noktadan baskına geldi. Frey hemen kendini görünmez yapıyor ve Bartolus isabet etmedi Frey'e. Frey'den bir sıçra kullanımı gördük ama hem ses dalgası tutuyor hem de Maple'ın hasarı, orada skor geldi Karsa'ya. Madlife kötü bir noktada, Bengi'yi orada geriye doğru ittirdi Karsa. Çok az canı var, şifa geldi ama sanki gerek yoktu bu şifaya. Şimdi Faker geliyor, çekim alanı kimseye orada sersemletmeyince Taiwan ekibi oradan Frey'i alıp uzaklaşmayı başarıyor. Baskından istediği sonucu alıyor. Ve maçın başında oyun kontrolü tamamen Kore ekibinde demişken, şimdi belki oyunun kontrolünü tam olarak ele geçirememiş olabilir Taiwan ama daha aktif olan ve daha hamle yapan, karşılık vermek zorunda kalan da Kore takım. Yani şu anda her şeyi Taiwan'ın temsilcisi yapıyorsa. Evet ama toplama baktığımızda burada bir skor olan Taiwan olmasına rağmen kuleye alan yine Kore ekibi oldu. Çünkü yani Prey'i kaybettikten sonra çok iyi bir görüyoruz. Bengi geldi. Faker yetişti tabii oraya. Faker yetiştikten sonra bütün yetenekleri kullanmışlardı. O bölgedeki şampiyonlarda üstünlük Kore ekibine geçince doğal olarak geri çekilmek zorunda kaldılar. Bu arada 20. dakika göz. Vadinin alameti de hiçliğe geri döndü. Evet, iki ejderi var Taiwan ekibinin. Alev ve Bulut şimdi sıçradı orada Maple ama nelerin peşinde. Frey hemen kendi görünmez kılıyor ve Maple'ın kulağını sıçradı, boşa gitti bu arada. Maple? Yalnız o eşyalarla bir anda yok etmesi imkansız. Twitch'e neden böyle bir hamlede bulundu anlamadım. Valla Maple bize Katarina mekaniklerine, yeni Katarina'ya hakim demiş olduğunu göstermişti ama burada kafa gitti herhalde ya. Hani bazen oluyor ya, gaza geliyorsun, abi ne yapıyorum ben diyorsun sonra. Kore ekibi rakip ormanda kaynakları çalmaya, tüketmeye devam ediyor. Maple yalnız bir hayli hasar bıraktı Bengi. 3000 altın önde hala Kore temsilcisi. Çünkü hepsi de bunların kulelerden geliyor tabii. 3 kuleye 0 kule. Skorda belki Taiwan önde ama kuleleri alan, hedefleri yapan Kore her zaman olduğu gibi. Şimdi çok kısa bir süre sonra Kore ekibinde üst koridorda Zonya, orta koridorda Raylay ve alt koridorda ebedi kılıç bitecek ki şu anda Frey ebedi kılıcını aldı. Diğer tarafta herhangi bir bitebilecek tam eşya yok. Şu an için görünmüyor. O yüzden bu eşyalar bittikten sonra Kore ekibi Baron veya Ejder çevresinde bir savaş kovalayabilir. Bu arada Karsa'nın eşya seçimi de tam hasar odaklı Lee Sin üstüne üstlük gezgin çizmeleri. Faker orada yakaladı Karsa. Muazzam bir hasar çıkarttı bu ikili ve Smap. Bir kere daha kullandığı ışınlarını iptal etmek zorunda kalıyor. Bu ikilinin orta koridora oyunun ilk dakikalarında seviye 5, 4-5 civarlarında yaptığı baskını sonuçsuz kaldığını görmüştük ama artık dakika 20'ye geldik ve eşyalar alındıktan sonra Karsa'nın çıkardığı hasar gerçekten çok fazla. O da 4-0-1 oynuyor şu anda. Valla gezgin çizmeleri artı Bulut Ejderi ile birlikte vade baya baya orta mesafe koşucusu gibi dolanıyor. Bir dakika kaldı daha ejderine. Şimdi Bengi Albis'i buldu orada. Yan taraftan Karsa yardımına geliyor takım arkadaşının. Ama sihirli yolculukla birlikte oradan çıkmayı başardı Albis. Yani Taiwan temsilcisi skorları alıyor ama bu skorları hiçbir şeye dönüştüremiyor daha sonra. Yani 7-4 öne geçtiler, hala bir hedef yok. Fakat şöyle bir şey var, skorları almaya devam ederlerse ölüm süreleri gittikçe uzuyor. Yani istemeseler de bir şeyler alacaklar eğer skorları almaya devam ederlerse.
Evet, Smeb'in zonyası tamamlandı. Ve Faker'ın da cebinde Riley altın olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü bir süredir üstüne dönmedi o da. 20 saniye var daha ejderine. Bakalım Faker kurtları alacak sanıyorum ki. Şu anda kurtları alıyor da. Küçüklerini aldı herhalde. Üst koridordan Katarina ile Poppy'nin orada bir şeylerin peşinde olduğunu görüyoruz. Yine sıçrayla birlikte Smeb'i duvara vurdu ve Smeb yine refleksini gösteremedi burada ama güzel bir Zonya gördük daha sonrasında. Güzel bir sıçra aynı şekilde dengeleyicisine bıraktı ama Maple tekrar gelecek oraya. Bir de havaya kaldırdı ve skor alan isim Maple. Diğer tarafta ise ormanda Karsa'yı yakalamış Faker'la Bengi ama burada skor çıkaramadığını görüyoruz. Kule altı baskının da dakika 15 civarlarında yine sıçrayla birlikte Ziv duvara vurmuştu Smeb'i. Yani bunu belli ederek üstüne koştu ama Smeb'den sıçra refleksini göremedik. Smeb yine orayı doğru oynadı. Zonya ile bekledi. Kule belli bir hasar versin diye. Sıra yaptı ama çok geç kalmış. Ondan sonra sıra yapmadığım bir anlamı yok. Çünkü Katarina'nın sizi takip edeceği belli. Hadi Poppy'yi atlattınız. Katarina'yı atlatamazsınız. Yani Poppy'den gelen sıçra kahraman ucunu tahmin edip ona göre sıçra kullansa bence bunlar hiç yaşanmayabilirdi. Çünkü Maple mesafeyi kapatamayacaktı ama daha sonrasında dediğin gibi kullanılan sıçranın pek de bir önemi yok. Üst koridordan kule düştü. Diğer tarafta ise dağ ejderini aldığını gördük. Kore'nin. Kore ekibinin. İlk kulesini almış oldu bu sayede yalnız Tayvan. Aradaki altın farkı da 1400'e kadar düştü. Yalnız oyunun 10. dakikasına itibaren daha aktif olan ve daha doğrusu daha proaktif davranan, daha kararları veren, aksiyon alan Tayvan takımı reaksiyon veren Kore ekibi gibi gözüküyor. Oyunun başına aksine. Yalnız bu sırf yani Karsa'nın sırf hasar odaklı Lee Sin seçimi başına çok büyük bela açabilir. Çünkü oyun ilerledikçe bu sırf hasar odaklı Lee Sin'in etkinliği gittikçe düşecek, gittikçe düşecek. Ve çok daha sorun olmaya başlayacak takım için. Yani hasar odaklı bir eşya alınacaksa da bilmiyorum ne düşünüyorsun ama Lee Sin için karabaltı çok doğru bir eşya değil gibi geliyor bana. Bana da yani şey o bence karabaltının hasarından daha çok hareketliliğe önem veriyor. Karabaltının hani darbeden sonra verdiği ekstra korkunç bir hareket hızı temelli bir Lee Sin yaratmaya çalışıyor ki şu anda zaten bulut ejderiyle birlikte gezginç bir de inanılmaz bir hareketi de var. Ama ben de hani çok iyi bir tercih olduğu görüşünde değilim onun. Şimdi Prey'den alt koridora gelen bir baskın var. Rek'Sai de kapatıyor orayı. Zivultisi ile birlikte çok iyi bir hamle. Geriye göndermeyi başardı Rek'Sai'yi. Dengeleyici de geldi. Prey'in kırmızı güçlendirmesi var. Ziv'in sıçrası olmadığı için burada düştüğünü göreceğiz. Ziv kalkanını almaya giderken düşüyor. Ve skor alan isim Smeb karşılığında Tayvan ekibi. Belki Baron'a yönelebilirdi bunu öngörüp ama onlar da üstüne döndüğü için, geri çekildiği için burada yapabilecekleri pek de bir şey yok. Ses dalgası Prey'e tutsa da Kars'a gitmeyi tercih etmedi çünkü 3 tane onu koruyabilecek oyuncu vardı orada. Faker üst koridordaki minyonları temizlemeye gidiyor şu anda. Ya bunu da çok kolay kolay görmeyiz. Faker 0-2-1 oynuyor. Hem de Victor'la. Şu anda Maple'ın durumu da çok iyi yalnız eşyalarına ve seviyesine bakacak olursak. 15. seviye Maple, Faker 14. Orada ölüm ışığını kullandı. Faker yalnız bir şeylerin ters olduğunu fark edip hiç riske girmedi. Evet, Kars'a rakip ormandan bu sefer kaynakları alan taraf Tayvan. Nişancılara bakacak olursak yalnız Twitch ile Jhin arasında ciddi bir fark var. Henüz ikinci eşyasının temellerini atarken BB diğer tarafta Prey son fısıltısını da eklemiş antasını. Aynen son fısıltı da gelmiş. Zaten iki ana eşyası Runan ve Ebedi Kılıç tamam. Son fısıltı da gelmiş. Coşku eşi. Yani ikinci bir coşku eşyası yapmamız lazım. Oo. Şimdi Kars orada Prey'i buldu. Muazzam bir hasar bıraktı bir de sıçrayla birlikte. Son otomatik saldırı geliyor Kars'a'dan. Ama oradan çıkması pek mümkün değil gibi. Faker'ın üzerine gitti. Totemiyle birlikte rakip üste doğru attı da ama daha fazla gidebileceği bir yer yok. Burada da Faker
bu oyunun ilk skorunu almayı başarıyor. Şimdi Maple alt koridora geldi. Maple da orada. Rylee solunu unutmamak lazım. Yavaşlatmaya devam ediyor. Smap'ten sıçra geldi. Maple'dan bir jumpo daha gelebilir. Şimdi Zivava'ya kaldırmayı başardı ama diğer tarafta da bir savaş var. Faker rakip nişancı BB skorunu alırken Alvis sıçrayla birlikte oradan uzaklaşmayı başarıyor. Tekrar alt koridora dönecek olursak Maple Rumble skorunu aldı. Dengeleyici rakibe pek fazla hasar bırakmadı ve yavaşlatmadı. Ama Madlife kapatıyor. Madlife kapatıyor. Aynı şekilde Faker de oraya geliyor. İki kişinin canı çok az. Maple ultisini kullandı Madlife. Ziv orada herhangi bir yardımına koşamadı takım arkadaşının. Maple'a kitle kontroller yağıyor. Ve Madlife buraya kadar dedi. Katarina'nın skorunu hanesine ekledi. Ziv'i de muhtemelen Faker almayı başaracak. Zaten Rylee'si var. Kalkanını alsa da bu yavaşlatma etkisiyle birlikte oradan çıkması mümkün değil. En azından bir minyon aldı. Bakalım bir tane de alması izin verecek mi Faker? Bir minyon da aldı. Büyük minyon da alıyor. Yalnız kalkanlar kalkanlar. Faker ateşle oynadı. Yeter. Faker da 0-2-1'den 3-2-1'e geldi. Gelsin. Kore temsilcisi yeniden oyunun kontrolünü ele almaya başladı. Smap içlik deneyini tamamlamış. Bu arada tekrarı izliyoruz. Bu tabii işte Carson'ın Prey'i yok ettiği daha sonra çıkamayacağı bir yere girdiği sekans. Yalnız şurada oynayabileceği en iyi oyunu oynamış Kars'a. Tabii tabii. Farklı bir oyun oynasa skor alamayacaktı çünkü Prey'den. Aynen. Yani ses dalgası ardından toteme zıplayıp ultiyle birlikte ses dalgasının ikinci hasarını vurduğu için muazzam bir hasar çıkarmış ve burada Baron'a başlayan bir Kore ekibi var ama tekrar savaşa dönmek istediler. Albis'in canı yarıya kadar hatta daha da aza indi. Ama Prey bunun karşılığında ultisini kullanmak zorunda kaldı. Yani Albis'e verilen %50 hasarla karşılık bir Twitch ultisi bence çok makul bir takas Tayvan adına. 10 saniye var Bulut Ejder'e. Belki Kore ekibi Ejder'e gitmeyi tercih edebilir ki oraya sinyaller gelmeye başladı zaten. Üst koridorda da büyük bir minyon dalgası var. Kırmızı güçlendirmeden sonra BB'nin oraya gittiğini göreceğiz. Önce çok çok kısa sürede bir Bulut Ejder'i alacaklardır. Dakika 30'da oyunun dördüncü kendilerinin ikinci ejderini aldı Kore ekibi. Böyle ve bir sonraki ejder kadim ejder olacak dakika 29'dan sonra alındığı için. Evet. Bu arada ejder konusunda eşitlediler sayılır. İki tarafta da birer tane bulut. Karşılıklı bir daha bir alev ejderi var. Çok büyük bir fark yaratacak ejderler değil. Bu arada Tayvan temsilcisi bir ninja baron yapıyor ve oraya yetişebilecek mi? Evet. Prey orada. Madlife geldi. Geriye kadar indi. Prey düşüyor burada ve Maple skor alan isim ışından geliyor şimdi. 4000'de Baron'un canı. Muazzam bir hasar çıktı. Natürlis ultisiyle birlikte orada. Faker bir skor almayı başardı ama hala 2000'de şu anda Baron'un canı. Kefaret orada canları biraz olsun doldurmaya yardımcı oldu ama Kore ekibi Bengi burada devam etmek istemedi Baron'a. Canı 2000'de olmasına rağmen. Nişancılar öldü. Geri kalanlar hayatta. Evet iki takım da burada riske girmek istemedi. Faker şimdi orta koridoru ittiriyor Madlife'la birlikte. Smap de katıldı oraya. Bengi de yan tarafta bekliyor. Zive olabildiğince hasar bıraktı. Orada Faker ve Smap ikilisi şimdi tutan bir ses dalgası var. Yalnız Faker çok korkunç hasar vurmaya devam ediyor rakibine. Burada kulenin düştüğünü göreceğiz. Daha sonrasında Zive de düşebilir. Kars'a girdi araya ve Rek'Sai skorunu aldı. Çok iyi bir koruma içgüdüsü. Ama Bart ultisi aynı şekilde süper geldi ve iki kişiyi sersemletti orada. Şimdi Smap'ten kullanılan ult ama Kars'a isabet etmiyor. Bakalım olmuşları toplayabilecek mi Maple? Uzaktan açılan bir son perde var. İlk düşen isim burada Smap oldu. Madlife yavaşladı. Maple'dan kullanılan bir bıçak daha var. 2'de 2 yapan bir Maple. Sahneye çıkıyor. 7-2-4'e geliyor Maple. Şimdi Prey geldi görmez olarak. Ziv'in canı bir aile azalmış durumda ve Prey orada Ziv skorunu hanesine yazdırdı. 3 kişi düştü Kore'den. Karşında sadece Ziv'i alabildi Kore ekibi. O Ziv de ta savaşın başında Baron'da düşen Prey'in tekrar canlanması sayesinde oldu. Yoksa Tayvan bölgesi temizliyordu bu savaşı. Evet ve Ziv'in aldığı 3. eşyaya dikkatini çekmek istiyorum. Komuta sancağı. Komuta sancağı. Yani Zizrot aldığını görüyorduk genelde üst koridor oyuncuların ama rakipte yetenek gücüne dayalı bir şampiyon olduğu için ve tekrarını izliyoruz savaşın burada. Araya giriyor Kars'a, çıkıyor. Madlife'ı aradan çekiriyor. Madlife'ı aradan çektikten sonra Albis muazzam bir ulti atıyor. Yani o kadar iyi
ultiyi Madlife'a kullanıp iki kişiye birden hasar verip Madlife'ı devre dışı bıraktıktan sonra hani koruma rakip takım arkadaşını korumasın diye Albis ultisi üzerine zaten Katarina gelip olmuşları topladı. Yani inanılmaz bir koordinasyon Tayvan temsilcisinden. Yani abi böyle böyle yapacağız diye yani düşünerek yazsan bu kadar iyi koordine edemezsin. Bu aksiyonun içinde o koordinasyonu yapmayı başardılar. Aynen öyle. Teoride bile düşünmesi zor olan bir şeyi pratikte yapmayı başardılar dediğin gibi. Gerçekten çok iyi bir takım oyunu izledik orada Tayvan'ın ve ne kadar oyunun erken safhasındaki oyun hakimiyetini Kore ekibi almış olsa da oyun orta kısmına girmeden önce bu hakimiyet el değiştirdiği gibi görünüyor ya da en azından eşitlendi. Kore geride kaldı demeyeceğim ama çok uzun süredir yani 15 yıl yakından beri büyük oranda aksiyonu yapan Tayvan temsilcisi. Yani Bade ne olacağını, bir planı olan ve ne olacağına karar veren Tayvan temsilcisi. Genelde Kore temsilcisi reaksiyon vermek zorunda kalıyor Tayvan temsilcisinin yaptıklarına oranla. Şu anda LMS direksiyonda diyelim. Ve bir daha Ninja Baron tehdidi gösteriyorlar. Maple'da Rabadon'a doğru ilerliyor diye tahmin ediyorum. Dördüncü eşya olarak karşında Faker. Riley'den sonra işçilik değneği ve Lich Wand'ı tamamladı. Bir Faker spesiyeli Lich Wand. Hemen hemen her orta koridor şampiyonu Lich Wand koyuyor. Lulu dahil. Biliyorsun Lich Wand'lı Lulu'su ünlüdür onun. Evet. Ben bir karşılaşmada Ahri'yi aldığını bile hatırlıyorum. Yok Lich Wand'ı çok seviyor. Çünkü hani Lich Wand'la yani hemen hemen bütün yetenek gücü şampiyonlarına çok ciddi bir ani hasar potansiyeli var Lich Wand'ın. Fakat bunu nasıl kullanabildiğiniz önemli. Bazı şampiyonlarda çok doğal bir eşya. Mesela Twisted Fate'de Lich Wand'a bak. Ama çoğu şampiyon, mesela Victor'a hemen hemen kimse almaz ama Faker alır ve ondan faydalanmasını da bilir. Ve şimdi Prey zihin üzerinde bir miktar hasar bıraktı. Uzaktan Prey çıkan bir son perde var. Yine burada savaşı isteyen ve istediğini başaran taraf Tayvan. Anında düşürdüler rakip nişancıyı. Hemen sıçralar geliyor orada tabii. Faker alanını kapatmak istedi. Bartus'undan de çok iyi sıyrıldı. Şimdi savaşa Lee'sin girebilir ama Ziv'i düşürmeyi başardılar. Bu sefer işler tersine dönebilir çünkü rakip takımın tankını yok etti burada. Kore ekibi Faker'da sıçrasını ve ultisini kullanmış oldu. Karşında sadece bir tane şifa aldı BB'den. Ama bir de Carson sıçrasını aldı ama Faker burada Albi skorunu almayı başarıyor. Kötü noktada kalan Albi sıçrasını bile kullanamadı. Ve bu sefer atağa kalkan taraf Kore ekibi oldu. Yani nişancısını kaybetti ve daha sonra lehine çevirmeyi başardı olayları ama Kars'a 4 kişinin arasında ve Kars'a skorunda Bengi almayı başarıyor. Bir sonraki hedef Maple Faker, gibi görünüyor orada. Faker. Ve Maple'da düşen isim Madlife. Şöyle bu sefer atağa kalkan Kore ekibi dedi ama Kore ekibi falan değil. Atağa kalkan Faker. Faker Playmaker oldu. 0-2'den 6-2. Faker. Yani Prey'i gene çok ölüm erken kaybetti. Bir aylı fazla BB yakalandı oradaki skoralın isimse Smap. 2 saniye sonra Ziv'in 5 saniye sonra Albis'in hayata döndüğünü göreceğiz ama 2 Nexus kulesini birden kaybetti burada Tayvan ekibi. Ve Ziv'de tek gitti. Bengel var o da Nexus. Ziv arada adeta bir nişancı gibi eridi. O kadar fazla hasara karşılık. Ve Albis'in burayı tutması mümkün değil. Faker'la Smeb'i orada sersemletti. Arka tarafına bırakılan bir dengeleyici var ama Albi sıçrasını kullanarak kendi üstünde hayatta kalmayı başarıyor ve 36 dakika sonucunda Kore ekibi 17-15 skorda çok bir fark yok. Ama tek bir iyi oyunla oyunun ilerleyen dakikalarında bir anda oyunu kapattılar. 2 kule, 1 inhibitor, 2 Nexus kulesi. Nexus'u bir anda aldılar tek bir takım savaşı sonrasında. Faker hiç fena değil ya. Yani bu, hiç bu fena değil. Bu League of Legends konusunda fena değil gibi geliyor bana. Yani şu anda gayet mutlu Faker'ı da gördük. Yani o son takım savaşında nişancısı ve çok iyi durumdaki bir nişancısı düşmüşken 5'e 4 savaş yapıyor ve paramparça etlerlemesi. Tam yani orada Smap de orayı iyi oynadı, hakkını teslim etti. Yani daha doğrusu kimse kötü oynamadı orayı ama Faker paramparça etti ya rakip takımı. Evet, gerçekten tebrik etmek lazım. Onlar da rakibini Tayvan oyuncularını tebrik ediyorlar ve görüldüğü üzere gayet mutlular gerçekten. Evet. Böylelikle bugünkü oynanan
All-Star'da, 2016 All-Star'da ilk gün karşılaşmalarını tamamlamış olduk. 5'e 5 karşılaşmaların sunumunda ben Aykut Üfon Özgan, yanımda Kaan Second Best Kural'la birlikte sizlerle birlikteydik. Umarım sizler de bizler kadar keyif almışsınızdır bu mücadelelerden. Sunucu masasından bugünlük bu kadar. Sözü analiz masasına bırakıyoruz. Görüşmek üzere. Evet, Euphonia ve Second Best'e bu güzel sunumlar için teşekkür edelim. Böylelikle günün son karşılaşmasını da tamamlamış olduk. Bence bilmiyorum, beklentilerin üstünde bir seyir zevki olan ve bayağı da heyecanlı bir maç bizleri izlemiş olduk aslında. Yani bilmiyorum, Tayvan, Tayvan ekibinden birazcık hani seçim yasaklama ekranında özellikle hani yaptıkları Katarina seçim beni bayağı bir şaşırttı ki hani Katarina'yı da sonuna kadar kullandıklarını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Öbür taraftan şaşırtan bir performans, Ziv bayağı iyiydi Poppy ile beraber. Ki sonda da aslında son takım savaşında da Pri'yi aradan çıkarmalarına rağmen ki bu noktada Zev'in katkısı çok büyüktü. Takım savaşında Second Best'in dediği gibi kaybettiler. Ama hiç de fena bir performans göstermediler burada Tayvan ekibi. Yani Pri'yi aradan çıkardı. Bu sefer 4'e 5, 5'e 4 kendileri için. 5'e 4 pozisyonda kendisi hani diğer taşıyıcılarının, kendi taşıyıcıların nerede olduğunu pek önemsemeden içeri evet. gidip düştü. 4'e 4 bıraktı takımını. Özellikle yani maçın hani kopma noktasını son takım savaşı olarak değerlendirmek genelde pek doğru olmaz ama yapacak bir şey yok çünkü o noktaya kadar hala böyle iki tarafa da gidebilir gibi evet, görünüyordu. Doğru. Bir de Prey'i düşürmüşken, taşıyıcıyı düşürmüşken Nexus'u kaybetmek çok acayip bir orada dönüş oldu. Ya asıl olay şurada, hani Prey'i öldürdükten sonra neden tek tek ölüyorsunuz? Hani, evet. Hani sorulması gereken soru bu. Jhin gitti. En son yılın sonu Jhin kaldı takımda, özür diliyorum. Hani Katarina araya girdi, Jhin girdi. Ondan sonra alakasız ölen bir Albis. Hani belki biraz daha ölmeyip hani en azından belki sadece bir inhibitor kaybedebilirlerdi. O tek tek ölerek de ellerindeki son şansla kaybettiler. Yani yanlış hatırlamıyorsam orada önce bir savaş başladı. Ziv Albis düştü. Söyledik. İlk Albis öldü. Yok, Poppy. Ha, okay, sonra evet, kaçarlarken doğru. EQ yedi Albis Faker'dan. Doğru. Baktık Jhin öldü. Yine yani sıçra attı. İçeri gireyim derken Maple Nautilus ulti bile kullanmamış yani. 4'e 5 geride olmalarına rağmen. Yani bir anda bir şeyler oldu ve maçı kaybettiler. Yani aslında belki de şunu diyecek demeye hazırlanıyorduk. Yani Kore'nin panzeri Tayvan, çünkü sürekli Flash Wolves'unda SKT birçok kez yendiğini görmüştük. Yavaş yavaş ona hazırlanıyor muyuz acaba? Yine bir sürpriz mi olacak derken, yani 4'e 5 durumdayken bir anda aslında Second Best'in dediği gibi Faker gerçeği ortaya çıktı. Tek tek avlamaya başladı. Böylelikle kazanmış oldu Kore ekibi ama yine de güzel bir maç oldu. Neler diyeceksiniz ilk güne için? Sizce beklentiler karşılandı mı All-Star'da? Bence harikaydı. Ben izlerken inanılmaz evet. zevk aldım maçta. Ama şimdi günün son röportajlarından biri için kameralarımız Barcelona'da olacak. Translations. As you already mentioned, it's a very tight race here in point totals. But before we get to that, I want to talk to Prey specifically about the All-Star event and the opportunity to play with players that you're normally playing against. Ben normalde karşı ya rakibin olan oyuncularla birlikte oynamanın nasıl olacağını soracağım. O oyuncularla aynı takımda olmak nasıl bir his? 적으로 만나는 페이커 선수 또는 뱅이 선수 같은 선수들을 한 팀으로 다 같이 경기하는 소감이 어떠신가요? 좀 재밌는 좀 현상이라고 생각하고요. 네, 저희가 항상 저왔던 이 선수들이랑 같은 팀 하니까 좀 기분이 좋네요. 네. I think it's really fun, especially play against. Çok eğlenceli bence. Lose against like Faker and ve kaybettiğiniz oyunculara karşı, kaybettiğiniz oyuncularla birlikte oynamak inanılmaz güzel bir duygu. Ve onlarla aynı takımda olduğum için mutluyum. Ve şu ana kadar ilk günde Ateş ve Buz takımların puanları bayağı yakın ama sadece ilk gündeyiz zaten, 3 gün daha var. Ve Team Fire olarak ilerleyen günlerde karşılaşacaksınız Buz takımıyla. Ve takım olarak konuştunuz mu? Hangi şampiyonları seçeceğiniz noktasında bir strateji belirlediniz mi? Açıkçası 뭐 딱히 논의는 하지 않고 그냥 다들 그냥 1대1에 뭐 연습하는 것 같아요. 그쪽에만 좀 집중해서 연습하는 것 같아요. We didn't have any group discussions, but I think we're şu ana kadar bir grup tartışmasına girişmedik. Ama bunu yapacağız. Turnuvada neler seçeceğimizi tartışacağız. Yankos from H2K and of course he was the first blood king at world. Ve sen de H2K'nin üst koridoruyla karşılaşacaksın ki ona da ilk kan kralı derler. Buna ilişkin neler söyleyeceksin? 그 퍼블의 왕자로서 알려진 이제 양코 선수랑 붙게 되었는데 사실 1대 대에서는 퍼블만 있으면 되는 거잖아요. 내일 양코 선수랑 붙는 소감이 어떠신가요? 아 저도 약간 퍼스트 블러드 킹이라고 좀 들었는데 네 어쨌든 제가 1대1에도 좀 강하다고 생각을 해서 퍼블 당하도록 만들어 드리겠습니다. I'm also personally known as a first blood king
Ya, onun aslında ilk kan kralı olduğunu duyduğumda biraz şaşırmıştım açıkçası. Fakat bu sefer o ölecek ve ilk kanı çıkaran ben olacağım çok büyük ihtimalle dedi. Sana teşekkür ederiz. Ve röportaj ve çeviri için teşekkür etti. Oyuncuya ve tercümana ve tekrardan analiz masasına gönderdi. Yine birebir için iddialı bir açıklama. İddialı açıklama yapan genelde yanıyor ama Prey için aynı şey olur mu sizce? Gerçi bunu da göreceğiz yarın. Yani nişancılar, öngörmek çok zor oluyor birebirleri. Nişancılar belli bir noktaya kadar iyi götürüyorlar da ondan sonra yani potansiyellerin biraz düşüğünde farkına varırlarsa hani o birebirlerde birazcık daha hani avantaj sağlayabilirler diye düşünüyorum. Bugün evet. Hani Double Hit'in başına gelenleri hatırlıyoruz. En sürprizli geçen şeyler bugün herhalde 1v1 turnuvasının ilk maçlarıydı diyebiliriz. Hakikaten yani beklediğimiz kişiler neredeyse hiç kazanmadı. Bir tek son maçta favori gördüğümüz kişinin kazandığını gördük. Onun dışında hani ormancı orta koridoru yendi mi dersiniz? Üst koridor yok işte destek meslek falan derken bir anda acayip şekilde sonuçlandı 1v1 turnuvası. Yani ben önümüzdeki maçların da öyle olacağını düşünüyorum. Yani böyle Faker falan erken de eğlenirse hiç şaşırmamış. Evet sen şimdi Faker dedin. O zaman kameralarımızı Barcelona'ya çevirelim yavaş yavaş. Çünkü Haziz'in yanında Faker olacak. Bir röportaj olacak. Bakalım Faker neler söyleyecek? İlkinki performansından memnun mu? Bunu hep birlikte göreceğiz. Kameralarımızı şimdi Barcelona'ya çevirelim. Bakalım Faker dünyanın en iyi oyuncusu neler diyecek? Her yerde Faker, her zaman Faker diyoruz. Kendisine dönmek istiyorum hemen. Congratulations. Tebrik ederiz. First of all. Öncelikle hoş geldin. Sürekli ne kadar disiplinli, Kore oyuncuları ne kadar disiplinli olduğundan bahsedersin. Şu anda All-Star arenasındasın ve yine yendiniz açıkçası. Ve şunu merak ediyoruz. Hiç farklı bir seçim göreceğiz mi yarınki birebirlerde en azından? Tal 단련됐다는 얘기를 항상 많이 하는데 그래서 여기에서 올스타에 와서 약간 좀 캐주얼한 분위기인데 또 이기고 있잖아요. 그래서 혹시 내일 1대1 토너먼트에서는 좀 뭐 특이하거나 좀 평소와 다른 픽을 볼 수 있을까요? 뭐 제가 좀 올스타는 튀기기 위해서 온 거긴 하지만 그래도 저희 한국 팀이 아직까지는 올스타에서 패배한 적이 없었기 때문에 그거를 1순위로 하다 보니까 좀 평범한 픽들이 나오는 것 같고 뭐 그렇지만 좀 저희가 이제 연습을 좀 더 해서 실력이 올라간다면 다양한 픽도 나올 수 있을 것 같아요. 그리고 1대1에서는 내일은 뭐 재밌는 픽을 기대해도 좋을 것 같아요. Okay, so the Korean team actually hasn't lost a single game in All-Star so far. 1v1'lerde şu ana kadar kaybettiler. Bu 5v5 karşılaşmalar ana oyunlar en çok puan kazandığınız olduğu için ana şampiyonları seçiyoruz. They get better, you know. Ve birebirler için daha fazla antrenman yapıp daha iyi bir yere geleceğiz. Belki farklı enteresan seçimler yapabiliriz. Ve dediğimiz gibi farklı seçimler görebiliriz. Umarım eğlenirsiniz. Ayrıca şunu da gördüm. Twitter hesabında daha fazla konuşmuyoruz. Ve We Don't Talk Anymore şarkısını kime adadın? Bunu bize açıklayabilir misin? Yuri 이제 얘기 안 해요 이런 글을 썼다고 하는데 You said Twitter, you posted that I don't, he doesn't talk anymore? No, I mean the song. You remember the song? It's a song. Şu anda orada bir anlaşmazlık oldu. Orada bir şarkı var. Acaba Faker o şarkıya mı yöneldi? Şu anda Haziz onu sormaya çalışıyor ama Okay, all right. So how do Sanıyorum sadece yazmış, orada bir tesadüf olmuş. Peki Barcelona için neler söyleyeceksin? I saw you outside yesterday. Seni dün dışarıda görmüştüm. Barcelona'yı geziyordun. Oje 밖에서 봤다고 하는데. 네, 어제 그 성 그 되게 유명한 성당 있다고 해서 한번 갔었고 그저께. 네, 근데 제가 원래 해외에서 관광은 잘 안 하는데 스페인 이번에는 좀 시간이 나서 봤는데 좀 굉장하더라고요. 예, 그래서 좀 거기 올라가서 경치를 보니까 좀 놀랐어요. Okay, so I'm not really usually a sightseeing guy, so, but you know, I çok fazla böyle gezen manzara insanı değilim de Barcelona'da. Dolayısıyla o Barcelona'nın ünlü kilisesine gittim ve orası gerçekten şahane bir yer, şahane bir bina. Oraya gittiğini söyledi. Evet, güzel röportaj için teşekkür edelim. Böylelikle Faker'ı bir kez daha tanıdık bir ismin yanında görmek güzeldi açıkçası. O da yine aslında değişen hiçbir şey yok onun için. Bize bir sürpriz yapmadı. Victor'unu seçti. Değilmiş en azından, onu öğrenmiş olduk. Evet, Victor'unu seçti ve oyununu oynadı.
Yani All-Star'da olsa galibiyete baktı. Tabii biraz birebirler noktasında biraz tereddütleri var ama birebirlerde zaten ne olacağı belli olmuyor onun da dediği gibi. Bilmiyorum, belki kendisi iyi bir performans gösterir, muhakkak hazırlanmıştır. Neler söyleyeceksiniz Kore takımı için? Yani Tayvan için artık çok fazla söyleyecek bir şey yok. İyi oynadılar ama bir noktadan sonra bence kalite farkı ortaya çıktı. O son sizin de bahsettiğiniz takım savaşından sonra. Yani bir yerden sonra All-Star olsun olmasın iş ciddiye biniyor ve takımlar kazanmak için oynuyor kesinlikle. %100'lerini de verdiklerine inanıyorum. Yani turnuvanın arkasında All-Star etiketi olması bir şey değiştirmiyor bence. Ve durum da oraya geldiği zaman Kore'nin mutlaka bir adım, iki adım, üç adım öne çıktığını görebiliyoruz. Benzerlerini yine 5 ve 5 maçlarda en azından Sihirdar Vadisi'nde oynanan normal maçlarda görmeye devam edeceğiz. Ama diğer oyun modlarında neler olur hiç bilemiyoruz. Özellikle 1 ve 1 turnuvasında bir bakarız Ron OP kazanmış olabilir. Yani 1 ve 1 turnuvasını, her şey olabilir. Her şey olabilir. Böylelikle günde yavaş yavaş kapatacağız ama bu kadar maçı izledik, sizlere sunduk. Bakalım günün sonunda puan durumu nasıl şekillenmiş, onu bir ekrana getirelim. Ateş grubu ve buz grubunun karşılaştığını zaten biliyorsunuz gruplar halinde ve şu anda ateş grubu 200 puan toplamışken buz grubu da 150 puan toplamış durumda. Aslında İlca'da ben size günün başında sormuştum, İlca'dan farklı olur mu diye, biraz daha çekişmeli geçecekmiş gibi gözüküyor. İlk günde Ateş takımı biraz daha avantajlı gibi gözüküyor ama değişecek mi? Çünkü yarın yine birbirinden heyecanlı maçlar olacak ve o maçların sonunda puan durumu nasıl şekillenecek? Peki yarın programına bir bakalım. Hangi maçlar varmış? Onu da ekranlara getirelim. Yarın yine bizler aynı saatte yayında olacağız. Bunu da belirtelim. 6'dan itibaren ilk maçı sizlere anlatıyor olacağız. İşte ekrana geliyor. İlk maçımız yine Kuzey Amerika LCS ile Tayvan Ligi arasında olacak. Daha sonra Poro Kralı karmaları oynayacak. Farklı, güzel, eğlenceli bir oyun modu izleyeceğiz. Üçüncü maçta Avrupa LCS ile Uzak Doğu Asya takımları karşılaşacak. Daha sonra yine birebir karşılaşmalar olacak. Ve en sonunda da Çin ile Kore karşılaşıyor olacak. Belki de derbi diyebileceğimiz yine karşılaşmalardan bir tanesi. O da günün son maçı, belki de en beklenen maç olacak. Dediğimiz gibi yarın yine aynı saatte bizler yayında olacağız. Bugünkü maçların sunumunda ben Berat Konsiler, Soteseven, yanımda Ercan Trialbane Bozkurt ve Can Skale Çaldıran ile sizlerle analizlerimizle birlikte olduk. Umarım analizlerimiz mümkün mertebe güzel olmuştur. Çünkü All-Star etkinliğinde biz de elimizden geldiğince eğlenceli yorumlar yapmaya çalışıyoruz. Çok fazla teknik detaya inmeden yorumlarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.